Hocam hoş geldiniz. Merhabalar. Covid-19 kapsamında hastanemizde ne gibi önlemler alınıyor, neler yapılıyor? Hastalıkla ilgili hastanemize gelen gerek sağlık çalışanlarımız gerek hastalarımızın hastaneden bu mikrobu kapmamaları için bir düzenleme yapmamız gerekiyordu. Bunu da biz hastalarımızın girişinden çıkışına kadar ayrı bölümler hazırlayarak organize ettik. Biz ateş ölçerle bu hastalarımızın ateşleri olup olmadığını ve sorularımızla da küçük birkaç soruyla da işte öksürüğü var mı, halsizliği var mı gibi sorularla hastalarımızın olası bir COVID enfeksiyonuyla etkilenip etkilenmediğini ön araştırması da yapıyoruz. Eğer bu enfeksiyona semptomlarını sağlıyorsa ayrı bir bölümde bu hastalara öncelikle COVID-19'a yönelik araştırmaları yapıyoruz. Diğer hastalarımız diğer polikliniklerde tedavileri de oluyor. Eğer COVID pozitif hasta çıkarsa ve semptomları çok ileri düzeyde, üçüncü basamak yoğun bakım gerektirmeyen düzeldeyse bunları yapılabileceğimiz diğer birimlerden bağımsız bir servis hazırladık. Bu servisimizdeki çalışan arkadaşlarımız tüm koruyucu ekipmanların en ileri seviyesindeki düzeyde olanlarla teçhizatlandırıldı. Ve bu çerçevede gelen hastalarımızı orada tedavilerini yapmak amaçlı hazırlandık. Hastanemizde tüm yatan hastalarımız için Sağlık Bakanlığımızın direktifleri doğrultusunda da hasta ziyaretlerinin kısıtlandırılmasına ve sadece bir refakatçi tanımlanarak o refakatçiden hastanın başında bulunması konusunda tüm hasta ve hasta yakınlarımızı bilgilendirdik ve uygulamaya geçtik. Bu da aldığımız önlemlerden biriydi. Peki bir şey sormak istiyorum. Daha önce herhangi bir salgınla karşılaştınız mı? Ben açıkçası şahsım olarak ben Sağlık Müdürlüğü'nde 11 yıl bulaşıcı hastalıklarla uğraştım. Ayrıca İzmir'in en büyük hastanelerinden biri olan Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkan Vekilliğini 12 yıl boyunca yaptım ve orada da birçok salgına müdahale eden ekibin içindeydim. O zaman şu anki hastaneniz bayağı şanslı bu durumda. Evet, başhemşiremizde bizler de bu konu hakkında deneyimimiz var. Hastanemizin kritik yerlerini dezenfekte ettirdik. Bu madde yüzeylerde bir tabaka bırakarak 3 ila 6 ay bakteri ve virüslere karşı etkisini devam ettiriyor. Aynı zamanda hava ile ilgili hava dezenfeksiyonu içinde çeşitli cihazlar alarak bunların plazma filtreleri, HEPA filtreleri var. Ortamlarda ikişer saat bulundurarak ortamların sterilizasyonunu sağladık. Ayrıca vatandaşların temas ettiği yüzeylerde işte merdiven korkulukları, asansörler, kapı kolları gibi yüzeylere temas edilebilecek yerleri tamamını günde bir defa değil, günde 4 ila 5 defa dezenfekte ettirdik. 3 ile 6 ay kalan bir dezenfeksiyon işleminiz vardı galiba. Evet. Onu niye peki normal zamanda yaptırmıyorsunuz? Normal zamanda zaten bizim devamlı yaptığımız bir uygulama. Ancak bu sefer 2 ay geçmesine rağmen biz tekrarlayarak önlemimizi arttırmış olduk. Yasak gelmeden işten çıkarma yaptınız mı? Biz hastane olarak tüm personelimizle bu yolda devam etmeye, hiç kimseyi de yolumuzu ayırmamaya karar vererek birlikte onlarla bu yolu gideceğimizi düşünerek hareket ettik ve ediyoruz. Herhangi bir personelimizi çıkarmayı asla düşünmüyoruz. Evet, bu salgınlar daha önce yaşadığımız gibi MERS, SARS, Çin gribi, domuz gribi, işte kolera, benim yaşadıklarım en azından belli başlıları bunlar. Bunlar da geldiler, bunlar da çok can yaktılar. Hakikaten vefatlarımız görüldü ama bunlar hepsi geçti. Hepsi insanoğlunun kendi elinde. Eğer bu bulaş sirkülasyonunu kesersek, bu mikropla, virüsle olan beraberliğimizi de çok hızlı sonlandıracağız. Onun için lütfen evde kalın.